2004 yılında Gülşen'in Of Of klibi büyük bir hit olduğu gibi 10 yıldır pijamalı kız diye bilinen Gülşen'i pop endüstrisinin zirvesine taşıdı. Klibin en çok dikkat çeken kısımları da cüretkâr sahneleri ve erotizmiydi tabii ki de. TV'lere çıkan hanımefendiler çokça Gülşen'i eleştirdiler magazin programlarında, fakat endüstri iyice bunu benimsedi. Amerika'daki erotik pop müzik klipleri furyası artık böylelikle Türkiye'de akmaya başlamıştı. Aradan 20 sene geçti ve tahmin edin bakalım kim hala bu sebeplerden dolayı konuşuluyor. Hakikaten Gülşen neden konuşuluyor? Nedir bu seks selt ve neden hala geçerli bu kural? Seneler 1871'i gösterdiğinde, bak yine Taner'den aldık. 1871'i gösterdiğinde sigara şirketi Pearl Tobacco pazarlamada bir ilke imza attı. Yayınladıkları sigara paketleri ve afişlerde yarı çıplak veya çıplak kadın resimleri kullanmaya başladılar. Satışları patlama yaptı. Çok geçmedi, bu sefer bira şirketi Anheuser-Busch fotoğraflı kadınlar kullanmaya başladı. Pazarlamada yine başarılı olundu. Playboy magazinini ve onunla birlikte Marilyn Monroe'yu dünya çapında bir star yapacak ve seks sembolü yapacak şey de aslında yine bu formüldü. Zaman geçti, başka medyumlar da bu formüle uydu. Bazen Pulp Fiction posteri gibi daha meta, bazen de Sharon Stone'un Basic Instinct sahnesi gibi daha açıktan. Fazlasıyla açıktan. Ardından reklam filmleri ve moda markaları, parfüm reklamlarını hepiniz biliyorsunuz. Peki bu formül ne? Sex sells, yani cinsellik satar. Bugün biliyoruz ki en başarılı reklam kampanyası potansiyel müşterilerde bir duygu oluşturan kampanyalar. İnsanlarda reklamlar bir duygusal tepki tetiklemeli. Erkekleri hedef almasının sebebi de evrimsel olarak erkeklerin cinsel olarak daha kolay tetiklenebileceği gerçeği. Sübliminal mesajlar, erotik davranışlar veya gerçek dışı kadın imajları, ki patlayan estetik operasyonlarını da son yıllarda bu açıklıyor ama o ayrı bir konu. Kadınlarsa daha uzun vadeli ilişkilere ilgili oldukları için daha başka faktörlerle ilgileniyorlar. Yani özellikle cinsel reklamların tetikleyici faktörü burada yatıyor. Bu çok sürmedi ve müzik endüstrisi de bunu keşfetti. 84 yılında Madonna Like a Virgin parçasını çıkardığında işte tam da bu formül etki etmişti. MTV Video Music Awards törenine de gelinlikle gelince Amerikalı muhafazakarlar müthiş tepki göstermeye başladılar. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne ki? Ama unutmayın sene 84. Erotizm konusunda bu fazla bile o dönemler. Sonra Material Girl klibinde eski seks sembolü olan Marilyn Monroe'nun imajını kopyalaması hiç tesadüf olmadı. Madonna bu imajla moda ikonu olmuş. Lagerfeld veya Chanel gibi marka isimlerden giyiniyordu. Dergilere kapak oluyordu. 80'lerin sonuna geldiğimizde Madonna Monroe'yu artık kopyalamıyordu, yerini almıştı. Madonna Like a Virgin imajı yüzünden tepki almaya da devam ediyordu. Bu tepkiler de stratejinin bir parçasıydı. Evet, size sex sells'ten bahsettik ama bu stratejinin bir diğer ayağı da tepki çekmek. Hatta belki de en önemlisi. Şok reklamları gerilla marketingde yeni bir şey değil. Temel bir şey hatta. Amaç kitleleri şok etmek, tetiklemek, hatta belki de senden nefret etmesini sağlamak. Önemi yok. Önemli olan tepki vermesini sağlamak. Tepki tepkidir. Pozitif olmasa da. Reklamın iyisi kötüsü yoktur yani, anlayacağınız klasik olarak. Sex, sells ve skandallar. Müthiş ikili. 90'lara geldiğimizde Madonna bunu iyice keşfedip benimsemeye başladı. Nasıl provoke edeceğini de bulmuştu. Erotizm ve din. Madonna'nın kliplerinde dini semboller her zaman vardı. Fakat Like a Prayer klibi artık yeni bir seviyeye ulaştı. Önce Pepsi reklam anlaşmalarını feshetti. Ardından Vatikan tepki gösterdi. Madonna istediğini almıştı ama artık. Global olarak tanınıyordu. Madonna ilk dünya turnesindeki Virgin performansı yüzünden Kanada'da neredeyse bir yıl hapis cezası alıyordu. Vatikan'sa çıktı, boykot çağrısı yaptı. Gitmeyin bunun konserlerine dedi. Madonna durmadı, devam etti. Keep It Together şarkısıyla bu sefer de sex sells statüsünü biseksüelliğe taşıdı. Kimileri seviyor, kimileri tepki gösteriyordu, fakat herkesin ortak özelliği Madonna hakkında konuşmasıydı. Justify My Love çok cinsellik içerdiği için televizyonda gösterilmedi. Madonna da şarkıyı video kaset olarak pazarladı ve bu skandaldan evet yine büyük para kazandı. Aradan bir yıl geçti. Madonna bu sefer dünya turnesinin belgeselini pazarlamak istiyordu. Ne yaptı? Kana gittiklerinde soyundu. Şaka değil bu. Şu hareketi sayesinde yeni bir skandal yarattı ve evet tahmin ediyorsunuz ki milyonlarca dolar kazandı. 92 yılında çıkardığı Erotica albümüyle artık bu işi iyice abarttı. Albüm bir cinsellik konsept albümüydü. Albüme paralel şekilde Sex adlı kitabını yayınladı. Kitabın içerisinde çıplak fotoğrafları vardı. Hani bayağı çıplak. Fakat normalde bildiğiniz pozlarla değil. Bayağı böyle radikal bir BDSM temalı fotoğraflardı bunlar. Bir hafta içerisinde 1,5 milyon adet satarak en çok satan kitap olmaya başardı o dönemler. Ancak bu noktadan sonra bir değişim başladı. Ardından Body Evidence filmi tutmadı. Yetmedi, bir de en kötü oyuncu ödülünü aldı. Aynı şekilde daha sonraki filmi Snake Eyes tutmadı. Madonna'nın skandalları artık skandal olmuyordu.
toplum doymuştu. Fark ettiyseniz başından beri Madonna hep artıra gidiyordu. İşte toplum kısa sürede buna doydu. Artık skandal yaratmıyordu. Birkaç sene evvel verdiği gelinlikli pozlar bile büyük skandalken artık çırılçıplak soyunması bile iplenmiyordu. Her zaman daha iyi satanı çıkar ve Madonna'nın sex sells stratejisini daha iyi uygulayan Britney Spears tam da bu şekilde 2000'leri fethetmeyi başardı. Globale açılan Shakira da buna eklendi. Sex sells artık pop müziğini domine etmeye başladı. Adeta meşaleyi teslim edercesine Madonna Spears'la birlikte yine MTV törenlerinde, ne büyük tesadüf, öpüşerek yeni bir skandala imza attı. Peki Türkiye? Aslında her şeyde olduğu gibi popüler kültürü de ithal ettiğimiz için aynı dönemlerde bize de akacaktı bu furya. Tabii ki de Amerikan rüyasının Türkiye prensi Cem Uzan'la başlayacaktı. Uzan'ın daha demin bahsettiğimiz Shakira'yı Miss Turkey'ye getirerek yapmış olduğu yayını hatırlatalım da bir köprü kurmuş olalım o dönem için. Fakat Uzan'ın sanatçılarla bağı bu kadar değil. Cem Uzan her zaman sanatçıları kullanmıştır ve kullanmasını da bilmiştir. Uzan Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 94 yılında Kral TV'yi kurdu. Kral TV'de adeta Türkiye'nin MTV'si oluverdi. Aynı ödül törenleri, aynı programlar böyle şaşalı şekilde. İşte müzik yapımcılığına da girer Cem Uzan. Ortağı da kimdir? Erol Köse. İşte geldik Deccali Deccal. Müzik endüstrisinin Deccali. Köse Uzan'la birlikte Amerikan vari pop müziğini pompalar sektörün içine. Ve ne tesadüftür ki bu ikilinin ilk çıkardıkları isim kim biliyor musunuz? Nez. Nez'in o meşhur klibi buradan çıkıyor işte. Bu iki kafadan çıkıyor. Bir nesli travmatize ederek Türkiye'yi pop müziğin sex sells stratejisiyle tanıştırdı. Fakat elbette tepki büyüktü. RTÜK'e binlerce şikayetler yağdı. Klibin yasaklanması istendi. Porno filmi gibi. Çocuklar zarar görüyor. Böyle klip olmaz deniyordu. Fakat RTÜK onay verdi ve klip olduğu gibi yayınlanmaya devam etti. Bu şikayetler garip değil ama. Çünkü RTÜK bir yıl evvel Tarkan'a uyarı vermişti. Hatırlarsanız Tarkan'ın o dönemlerde Hüp klibinde öpüşme sahnesi vardı. İşte bu yayınlanır yayınlanmaz şikayetler başladı. RTÜK'ün şikayet hattını arayan çok sayıda izleyici klibin toplum ahlakına aykırı olduğunu ve çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkilediğini söylediler. Klibin yayından kaldırılmasını istediler. Tüm ülke işi gücü bıraktı ve bu klibi tartışmaya başladı. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Nuri Kayış çıkıp müstehcen dedi klip için. RTÜK rapor yayınladı ve dedi ki özellikle gençler tarafından takip edilen ve sevilen, konserlerini binlerce kişinin izlediği, kasetleri yüz binlerce satan Tarkan'ın klibinde yer alan öpüşme sahnelerinin müstehcen olduğu düşünülmektedir. Her hareketi, giydiği ve yaptığı örnek olan ve taklit edilen Tarkan'ın klibindeki öpüşme sahnelerinin çocuk ve gençler tarafından taklit edileceği dikkate alındığında olumsuz bir takım sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Yani millet öpüşmeyi taklit edebilirmiş. Bu arada bu çok klasik bir şey Türkiye için. Yani aslında kendisi rahatsız oluyor fakat sürekli çocukları öne sürüyor böyle. Ya çocuklar rahatsız oluyor falan böyle. Hayır abi sen rahatsız oluyorsun da çocukları öne sürüyorsun. Bunun üzerine RTÜK ceza kesmeye hazırlandı ve Tarkan araya girip klibi değiştirdi. O sahneler yerine artık böyle stok videolar, konser görüntüleri falan verildi. Hatta sabah o dönemler RTÜK Tarkan'ı hüpleyecek diye başlık attı. İşte bir sene önce yayınlanan Hüp buna neden olmuştu. Fakat bir sene sonra Nez gelince aynı şey yaşanmadı. Hatta dönemin haberlerinde bir izleyici de klip çok erotik. Tarkan'ın klibini yasaklayan RTÜK bu konu için neden bir şey yapmıyor diye soruyordu. Cevabı da çok basitti aslında. Doymak. Tabular yıkılmıştı bir kere. Tıpkı Madonna'da olduğu gibi. Gayet de hızlı oluyordu bu. Geriye sadece tepki gösteren halk kalıyordu ve bu pazarlama için bulunmaz bir nimet. Amerika'daki bu akımı olduğu gibi transfer eden Nez veya Petek Dinçöz gibi yanına gelelim asıl bugün konuşulan isme, Gülşen'e. Gülşen de tıpkı Nez gibi aslında bir Erol Köse ürünü. 94 yılından 2003'e kadar bir periyot halinde müzik kariyeri başlasa da Gülşen pijamalı kız olarak biliniyordu. Mahallenin kız imajı yani. Fakat bunların hepsi 2003'te Erol Köse'ye geçince değişecekti. Off Off albümü yapıldı ve çıkış parçası da yine Off Off oldu. Şarkı sözlerine diyecek pek bir şey yok zaten. Çoğunu hatırlıyorsunuzdur. Yoksa gençlerin arasından. Of of kömür gibi yanıyorum. Of of ben derdimi biliyorum. Of of düşlerime giriyorsun. Bir girdin mi çıkmıyorsun. Buna ek olarak asıl mevzu klibindeydi. Gülşen'in imajını kökünden değiştiren bu klibi sex sells nedir diye üniversitelerde okutmak lazım. Abartısız bakın. Her saniyesi, her sekansı, her açısı tamamıyla erotizm için. Gülşen'in işte Beyoncé vari hal hareketleri olsun, bol subliminal sözleri olsun. Her şeyle sex sells bir parça. Çalıştı mı? Çalıştı baba. 10 yıllık sanat kariyerinde asla ulaşamadığı o dönem için bahsediyorum. Bir başarıya bir gecede ulaşabildi Gülşen. Onca söz, şarkı, konser, klip, bilmem ne, albüm, çalışmalar, kostümler, hayır hiçbiri. Kendisini star yapan, büyük star yapan bu klip oldu. Gülşen aynı, sesi aynı, her şey aynı.
Tek farkı erotizm. Erol Köse akıllılık yapıp bakanlıktan onayını da almıştı. Böylelikle Rütük istese de engel atamıyordu. Gerek de yoktu zaten çünkü artık şikayetler çok azdı. Tepki sadece yer yer toplumdandı. Gülşen stratejiyi çözdü ve o günden itibaren bunu takip etti. Tabii ki sadece o değil, tüm sektör bunu yaptı. Fakat Gülşen hem bugün hala konuşuldu hem de 10 yıl kariyer yaptıktan sonra birden imaj değiştirdiği için bana daha ilginç geliyor. 3 yıl içerisinde Tarkan'ın öpüşmesine ceza kesen Rütük'ten kömür gibi yanan Gülşen'e. E çalışmadı mı? Ulan Petek Dinçöz 2002'de ilk albümüyle 300 bin sattı bu ülkede, anasını satayım. 300 bin. Yani duayen sanatçı dediğin kişiler satamıyordu bunları. Sanatçı olduğunu düşün. Yıllarca verdiğin emekler, onca kreatif girişimler, fakat kiranı bile ödeyemiyorsun. Ortada ciddi bir maddi sorun var. Ama biraz işin içine cinsellik katınca hayatın değişiyor, milyoner oluyorsun. Seçenek sende şimdi. İşte Gülşen'in Of Of albümü böylelikle 500 bin adet sattı. Fakat bir sene sonra 2005 yılında Gülşen yeni Rütük'ten ceza yedi. Sarışınım klibi yüzünden. Ancak bu sefer sadece 300 şikayet yapıldığı halde. Diğerleri binlerceydi. Bir sene evvel binlercesi yapılıyordu. Buna rağmen heyet uyarı verdi. Karara sadece CHP kontenjanından üyeliğe seçilen ve bugünlerde belki YouTube'dan bildiğiniz, bizim TV'den bildiğiniz Şaban Sevinç muhalefet şerhi koydu. Diğer 2 CHP'li üye de 6 AKP'li üye de birlikte klibin aleyhine oy kullandılar. Bu gelişmeyi aslında AKP'nin Rütük'ü şekillendirmeye başlaması olarak yorumlayabilirsiniz. Fakat sene 2022 olmasına rağmen bu strateji hala iş görüyor. Hala çalışıyor, hala satıyor. Neden? Aslında pop müzikteki bu artan objeleştirme işini kalkıp kapitalizm eleştirisi olarak okuyacak olanlar elbette olacaktır. Bu da bir görüş. Ne de olsa MTV bu konuda büyük şeytan. Fakat ben işin biraz sosyolojik kısmındayım. Bakın ne demiştik? Sex sells bir pazarlama taktiği. Burada amaç tetiklemek. Fakat cinsellik bu satış metodu da tetiklemek için. Duygusallık değil mi? Acı ve keder aynı tetikleyici görevi görmüyor mu? Bu açıdan baktığınızda arabesk müziğin de bu konuda hiç geri kalır yönü yok. 80'lerde köyden şehre göçen, gece kondularda yaşayan kalabalık kolektif bir duygusal mastürbasyon yapmadı mı bu adamlar yıllarca? İbrahim Tatlıses'in yıllarca uyguladığı halkın adamı saçmalığı veya Seda Sayan'ın büyük abla tavırları hepsi aynı yola çıkıyor. Bir tepki tetiklemek. Strictly business. 92 yılında Fransa ve ABD'yi kıyaslayan bir araştırma, Fransa'daki sex sells prensibinin reklamlarda ABD'nin aksine daha yaygın kullanıldığını ortaya çıkardı. Sebebi de Fransa'nın cinsel konularda daha özgür olması. Lakin skandal yaratma konusunda ve dolaylı olarak bu skandallardan para kazanma konusunda ABD çok daha önde. Bunun sebebi de şu ki bir şey ne kadar tabuysa, ne kadar yasaksa o kadar tetikler. İşte bu hedef kitlelerde daha enteresan olan grup da gençler. Stockholm'da araştırmacı Philip Beaman yaptıkları bir deneyle gençlerin sex sell stratejisine düşmediklerini tespit etti. Yani gençlerde herhangi bir etki yaratmıyor, hatta negatif bir etki yaratıyor bu reklamlar. Zira daha önce bahsettiğim doygunluğa ulaşılmış olunuyor. Artık etki etmiyor, lüzumsuz görülüyor. Bunu yeni nesil sanatçılarda da görüyorsunuz. Ne Britney, ne Miley, ne başkası, hepsi rezil oldu ve kendi imajlarının altında kaldılar. Fakat yeni nesil sanatçılara bakarsanız bu aşırı cinsellikten uzak olduklarını göreceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hop, burada senin tezin çürüyor. Avrupa'da gençler yemiyor ama Türkiye Avrupa değil. Buranın gençleri hala mahalle baskısında, yani bir farkları yok aslında anne babalarında. Evet kısmen, ancak çok önemli bir faktör var hepinizin atladığı: kültürel emperyalizm. Siz farkında olmasanız da nesiller arası sessiz bir cinsel devrim yaşandı, hatta yaşanıyor. Bunun ana sebebi de popüler kültür, yani internet, yani sosyal medya. Hatta çok daha spesifik bir örneği var Türkiye için: MTV Türkiye. MTV'nin sektördeki önemini ve popüler kültür etkisini anlatmıştık videonun başında. MTV Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedeki ilk yerel MTV kanalı. Kanal yayına girmeden önce 2005 yılında çocuk kanalı olan, yine onlara ait, Nickelodeon'u yayına koydu. Bu garip değil çünkü MTV'den önce Nickelodeon'u yayınlamak MTV'nin uluslararası bir pazar stratejisi. Yani önce Nickelodeon yayına giriyor, ardından MTV geliyor. Sebebi de ne kadar basit biliyor musunuz? Çok basit aslında. Önce çocuk kanalıyla kültürel bir algı sağlanıyor. İşte orada yayınlanan dizilerden, çizgi filmlerinden. Daha sonra bu kanaldan yetişen çocuklar MTV'nin genç kitlesini oluşturuyor. Yani tüketicisini kendisi yetiştiriyor. Şu dakikaya kadar konuştuğumuz skandallarda bir şey fark ettiniz mi? Skandal ne kadar büyükse getirisi de o kadar büyük oluyor maddi açıdan. Bu filmler için de geçerli. Ama cinsellik içeren skandallar cinselliğin bastırıldığı ülkelerde patlıyor. Avrupa'da bir gün gündem olmayacak olaylar ve kişiler Pakistan, Hindistan ve maalesef Türkiye gibi ülkelerde yıllarca gündem olabiliyor. Enteresan bir başka durum da bu içerik genelde erkeklere hitap ediyor. Yani o kitleyi hedefliyor ve magazin sayfalarına işte tepki gösterenlere falan baktığımda yorumlarda genelde iyi olmuş, hak etmiş diyenler kadınlardı bu Gülşen olayında. Belki de magazin sayfası olduğu için öyledir ama bana sorarsanız bu olay sadece böyle bir muhafazakarlık olayı değil. Yani çok net bazı kadın profilleri gördüm. Kadın muhafazakarlık
muhafazakar falan değil. Gayet seküler. Yazın beach yapmış, profilinde paylaşmış falan. Ama yorumlarda Gülşen için hapse girmesi iyi oldu, zaten kudurmuştu falan yazıyor. Yani burada yanlış giden başka bir şey var. Bir ahlak algısı var. Buna karşı izlenmeler başka bir şey söylüyor ama. Ya madem, bunu anlamıyorum ben. Herkes kızıyor. Kim izliyor bunları? Geçen Avrupa'da kızları taciz eden Türk kökenli, maalesef Türk kökenli bir YouTuber için de aynısını düşünmüştüm. Madem herkes karşı, madem herkes eleştiriyor. Ulan kim izliyor bu milyonları? Kim lan, milyonlarca izlenme, az buz rakam değil ki bunlar. Diğer taraftan bu stratejiyi uygulayan sanatçılara kızıyor muyum? Yok, kesinlikle hayır. Ben olsam ben de aynısını yaparım. İşte tepki verenler, ahlak bekçiliği yapanlar, bu işi TT'lerden, haberlerden düşürmeyenler, siz ne zaman bu zokayı yemeyi bırakırsanız bu strateji de o zaman biter. Şimdi sormak gerekiyor, asıl soru bu olması gerekiyor. Bu çok tepki verenlere. Seks hala satıyor da sen neden satın alıyorsun?